Tüm milletimize bir başsağlığı dilemek isterim. Geçmiş olsun demek isterim. Gerçekten hepimiz çok etkilendik bundan. Bir yanda bir 15 milyon, 13-15 milyon arası insan deprem bölgesinde perişan oldu. Bizler geri kalan 70 milyon bir şey yapamamanın, oraya elimizi uzatamamanın üzüntüsü, suçluluğu ile kahrolduk. Evet, vicdan azabı. Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bizler aslında bu yani... ülkemiz kurulduğu günden beri pek çok zorlukla mücadele etti ve halkımız da artık hani diyorlar ya işte bundan önce de depremler geçirildi, hepsini unuttuk. Aslında unutmak da bir savunma mekanizmasıdır. Ben mesela 68 kuşağının bir mensubuyum. Doğduğum günden beri ülkemizde o kadar çok şey yaşandı ki bazı şeyleri de işte unutarak kendimizi hayatta tutmaya gayret ettik. Ama bu sefer yaşadığımız daha öncekilerin hiçbirine benzemiyor Didem Hanım. Çok çok ağır, çok büyük bir felaket yaşandı. Ve inanın yani halkımız buna önce neler olduğunu anlayamadı çünkü bu bir şok dalgası hem orada olanlara hem bunu duyanlara. Kesinlikle. Ve bizler empati duygusu çok yüksek insanlarız. Bizim halkımızın empati duygusu her zaman çok yüksektir. Empatiyle yani, anlayabileceğimiz bir durum mu peki sizce? Yani şimdi empati ne demek? Birinin yerine kendimizi koymak. Evet. Şimdi düşünsenize deprem bölgesinde insanlar enkaz altında kaldılar ve bizler de televizyonumuzun başında düşünebiliyor musunuz? Onlarla empati yaptık. Sanki bizler de orada bir enkazın altında kaldık. Acaba onlar ne yapıyor, ne hissediyor? Eyvah kurtardık mı, kurtarabildik mi? Yani o kadar büyük bir telaş oldu ki tüm ülkede. Kesinlikle. Ve bir de şöyle özelliklerimiz var bizim ülke insanlarının. Ben hep ayırırım. Yani bizim insanlarımız, her ülkenin kendine has özellikleri vardır ama bizler çok farklı yapıda insanlarız. Bir kere biz çok duygusal bir milletiz. Yani çabuk ağlarız, üzülürüz, kızarız, tepki veririz. Ama biraz sonra en kızdığımız adama bir anda nasıl yardım edebiliriz, nasıl önce onu kurtarmaya çabalarız. Yani duygularımız çok değişir ama bir yanımız her zaman çok merhametlidir, çok sevgi doludur. Yardımlaşmayı, paylaşmayı çok sever. Biliyorsunuz çok konuksever filan da bir halkız biz. Yani olaydan çoluk çocuk hep beraber çok etkilendik. Hele o depremi yaşayanlar, ona tanıklık edenler, ki buradalar Serap Hanım 8 saat kalmış. Öyle mi? Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür gerçekten ediyorum. Bu yani hafızalardan kolay silinmeyecek şeyler. Ama şöyle anlıyorum. Hani ben bunca yıldır bizim ülkemiz çok deprem gördü, çok başka felaketler yaşadık, çok korktuk, çok üzüldük. Bunları çoğu zaman işte unutarak başa çıkmaya çalıştık ama bu sefer öyle bir olay yaşadı ki ülkemiz daha öncekilere hiç benzemiyor. Bunu unutamayacağız. Ne yaşayanlar unutacak ne biz bunu duyanlar, görenler, orayla hemhal olanlar. Hı hı. Tabii unutmanın da unutmamanın da bedeli vardır. Şimdi biz uzun süre bazı şeyleri unutarak kendimizi teselli ettik. Daha çabuk kurtulduk bu psikolojilerden. Şimdi de unutmamanın bedelini tüm ülke olarak ödeyelim. Buna hazırlıklı olalım. Artık unutulacak deprem bir deprem değil bu diyorsunuz, bir felaket. Unutulacak bir felaket istesek de unutamayız diyorsunuz. Öyle bir işte evet, felaket. Bu artık diğer yaşadıklarımızdan çok farklı, çok büyük bir şey yaşandı. Siz de dinliyorsunuz, uzmanlar söylüyorlar yani Hiroşima'ya atılan bir bombanın 500 tanesi birden patladı orada diyorlar.
Bunu gerçekten unutmamalıyız. Bunun da ızdırabını hep beraber çekelim. Biraz uzun olacak bu sıkıntılarımız ama buna da katlanalım ve hep birlikte gereken neyse artık buna hazır olalım.